Nurullah Öztürk'ün Balon Patlamak Üzere başlığını verdiği yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Ticari piyasalarda ekonomik etkinliğin ve kararlılığın düştüğünü, pek çok ticaret ve sanayi firmasının iflasa doğru yol aldığını, finansal, tarafta da finans kurumlarının ciddi kayıplar yaşadığını, bankaların şube kapattığını, finansal kaynak kullanan birey ve kurumların günü gelen borçlarını ödemekte çok zorlandıklarını medya yazmasa, muhatapları söylemeye cesaret bulamasa da, bilmeyen yok. Ekonomi piyasalarında şimdilik tam anlamıyla bir çöküş söz konusu olmasa da ayaklarımızın altındaki zeminin kaymakta olduğunu büyük bir depremin öncü alametlerinin hepsinin belirdiği görülüyor. 2001 yılında tanık olduğumuz derin ekonomik kriz sonrası dünyadaki para bolluğundan kısmen biz de istifade ettik. Para girişinin artması ile birlikte TL değerlendirmeye ve varlık fiyatları da yükselmeye başladı. Bu bisiklet üzerindeki sürücü gibi sürekli ilerlemeye devam ettirmeyi gerektiren bir durumdu. Lakin 2007 yılından sonra Türk ekonomisinde pedallar yavaşlamaya hatta boşta dönmeye başladı. 2007 sonrası ekonominin yeni bir hikaye ve reforma ihtiyacı vardı. Fakat bu konu kimsenin umrunda olmadı. Emtia, gayrimenkul fiyatları artışına devam ederken, hane halkı gelir düzeyinde ciddi ve adil bir artış sağlanamamasına rağmen, kredi kartları ve krediler sayesinde insanlarda geçici bir refah duygusuyla birlikte hiç bu kadar kendimizi iyi hissetmemiştik algısı yayıldı. Hane halkı harcamaları doğal olarak gayri safi milli hasılanın artışına da katkı yaptı. Bu dönemde yatırımların ağırlık noktasını toplu konut, AVM, ofis ve holding binaları yani inşaat sektörü oluşturdu. Halbuki ülkenin betona değil, üretim, istihdam ve istikrara ihtiyacı vardı. 2008 yılında yaşanan global kriz, Türk ekonomisinin gerçeğini perdeledi. Devam eden süreçte AB ve Amerika ekonomileri kendilerine çeki düzen verip yollarına devam ederken, Türk ekonomisi ters istikamette bir yöne saptı ve geri dönüş başladı. Fransızlar, bir şey ne kadar değişirse o kadar aynı kalır, ayrıntılar zenginleşse de yapı baki kalır derler. Değiştiği ve geliştiğini zannettiğimiz ekonomi bugün tekrar başa sardı. 2000'li yılların başındaki durumdan daha da kötü bir ortamda ve ağır bir krizin eşiğindeyiz. Türkiye, tüm sektör ve bölgelerde ekonomik durgunluğu iliklerine kadar hissetmesine rağmen derin bir korku ikliminde gerçeği sırtını dönerek uykusunda ölümü bekliyor. İthalatta enerjinin payı yüzde 65 seviyesinde, enerji fiyatları 120 dolar'dan 40 dolar seviyesine geriledi. Son dönemde ithalatın yüzde Kuzey Irak'tan daha düşük bir fiyatla yapıldığını düşünürsek, cari açık ve tüketici fiyatlarının aynı oranda düşmesi gerekirdi. Cari açık 32 milyar dolar olarak açıklanırken, tüketici fiyatlarına haftada iki kez zam rutini oldu. 32 milyar dolarlık cari açığın 21 buçuk milyarı rezerv bozdurarak ve kaynağı belirsiz parayla denkleştirilmiştir. Son yıllarda ülkeye giren kaynağı belirsiz para miktarının 40 milyar doları bulduğu belirtilmektedir. Bu rakam finansal dengeler için çok önemli bir risk faktörüdür. İçine adrete teslim yasaların doldurulduğu torbaya ülkeden para çıkışının kolaylaştırılması da konulmuştu. Bu paralar nasıl geldiyse aniden buhar da olabilir. Perakende sektörü, reel ekonomik sistemin barometresidir. Ekonomik gidişat hakkında temel göstergeler içeren perakende ve tedarikçi kanadında seri iflaslar yaşanmaktadır. Perakende şirketlerinin 2015 yılı performanslarına baktığımızda Migros 375, Teknosa 95, Carrefoursa 100 milyon ilave sermaye koymasına rağmen 36 ve Kipa 64 milyon TL zarar etmiştir. Sektörde kar etmiş gibi gözüken firmaların karı da reel ticaretten kaynaklanmamaktadır. İflas furyasının anaforuna kapılmaktan kurtulan firmalarda yoğun işten çıkarmalar ve mağaza kapatmaları yaşanmaktadır. Reel okunu ekonominin gerçekleriyle resmi rakamlar hiçbir ekonomik düzlemde örtüşmemektedir. 2015 yılında 1000, 2016 Ocak Şubat aylarında toplam 115 firma iflas ve iflas ertelemeye kararı almıştır. Turizm sektöründe 400'ün üzerinde otel satılıktır. Antalya'da otellerin doluluk oranları tarihin en düşük seviyesindedir. TÜİK'in açıklamış olduğu verilere ciddi tüm yatırım firmaları ihtiyatlı yaklaşmakta ve güvenmemektedir. Türkiye'nin 2016 yılında ödemesi gereken kısa vadeli toplam borç 207 milyar dolardır. Merkez Bankası likidite sıkışıklığının bir nakit krizine dönüşmesi olasılığını azaltmak için son kredi merceği ve Acil durum merkezidir. Merkez Bankası'nın elinde bulunan net döviz rezervi 28 milyar dolara düşmüştür. Bu rakam son yılların en düşük seviyesidir. Ehliyet ve emniyet yerine ahbap çavuş ilişkisinin son numunesi ve nirvanası Merkez Bankası atamasıyla yaşanmıştır. Sular yükseldiğinde tüm gemiler aynı oranda yükselir sözünün aksine Türkiye denizi kapalı bir havuza dönüştürülmüş ve denizdeki diğer gemilere ya delik açılmış ya da limana yanaşmasına müsaade edilmemektedir. Türkiye'de başta ekonomi olmak üzere tüm alanlarda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Sermayeye en çok ihtiyacımız olan dönemde iş adamı ve kurumlara yapılan hukuksuz baskı ve gasp, yabancı ve yerli sermayenin de iyi yetişmiş beyinlerin de göçünü hızlandırmıştır. Bu düzen ve bu akılla ekonomi balonun patlaması çok yakındır, diyor Yeni Hayat gazetesindeki yazısında Nurullah Öztürk.